Kimya 2. dönem 2. yazıya hazır mıyız Tonguç? Hazır değilim hocam. Senle mükemmel bir şekilde hazırlanacağız ve senle sınavımızdan inşallah en yüksek notu yapacağız ve dönemimizi çok güzel bir şekilde kapatacağız inşallah. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın kazanmalarına bakarak, aynı zamanda okulda işlediğiniz müfredatın konularını da sırasıyla inceleyerekten süper bir yazılı provası hazırladık sana. Yazılı provamızda çok güzel sorular var. Boşluk doldurma var. Ondan sonra doğru yanlış eşleştirmeler var. İşte normalde tanım soruları var. Ardından Tonguç Erdem grafik sorularımız var. Ama ondan önce senle ikinci dönem ikinci yazılıda hangi konuların çıktığına bir bakalım. Bir kere maddenin halleri en fazla soru çıkacak. Dördüncü ünitemiz. Beşinci ünitemizde de doğa ve kimyadan soru gelecek. Ama şunu unutmayalım. Maddenin halleri ağırlıklı bir sınavla karşılaşacağız karşımızda. Peki maddenin halleri konumuzda alt başlıklarımız neler? Biliyorsun Tonguç'un maddenin fiziksel hallerini bilmemiz zorundayız. Nedir bunlar? Hemen sana hızlı bir şekilde özet yapayım, böyle ön hazırlık gibi bir süreç. Sonra zor sorulara geçeceğiz değil mi hocam? Hemen ufak bir konu özeti yaptıktan sonra çat diye sorulara geçeceğiz. Maddenin fiziksel halleri: katı, sıvı, gaz. Bir de plazma var Tonguç evladım benim. Plazmaya geç. Yeni öğrendik. Plazmaya yeni geçtik. Aynen öyle. Katıdan sıvıya geçişe erime diyorduk. Yok sıvıdan gaza geçişe buharlaşma. Bunu biliyorsun. Gazdan plazmaya geçişe iyonizasyon. Plazmadan gaza geçişe de deiyonizasyon diyoruz. Bunu unutmayalım Tonguç'um. Bu önemli bir detay. Aynı zamanda Tonguç evladım, suyun farklı halleri olduğunu bileceğiz. Ve suyun canlılar için önemli olduğunu bileceğiz. Tonguç'um bir kere bir de maddenin halinde bir şey, endüstride hal değişimi denilen özel bir başlığımız da var. Burada LPG, LNG, itici gazlar ve soğutucu akışkanları bilmek zorundayız. LPG'nin likit petrol gazı, LNG'nin likit natural gazı olduğunu, itici gazların, deodorantların oradaki gazın parfüm çıkartacak bir gaz olduğunu aslında, soğutucu akışkanların ise işte buzdolaplarında, soğutma klimalarda falan kullanıldığını bilmek zorundayız Tonguç'um. Aynı zamanda LPG'de bütan ve propan denilen bu gazların olduğunu, ama LNG'de metan, etan, propan, bütan gibi daha çeşit gazların olduğunu bilmek zorundayız. Bilmezsen bütanıyım hocam bunları. Hayır evladım, saçmalama. Bir de katılara baktığımız zaman katı türlerinde şunları bilmek zorundayız. Bir kere katıları sınıflandığımız zaman bir kristal katılar vardı, bir de amorf katılar vardı. Kristal katılar da iyonik kristal katılar, moleküler kristal katılar, kovalent kristal katılar, metalik kristal katılar şeklinde farklı çeşitler var. Amorf katılarsa düzensiz, birazcık da camsı geçiş sıcaklığı denilen bir anahtar kelime var. Lütfen bunu bir Tonguç'um. Özellikle cam, ondan sonra parafin, ondan sonra işte lastik, plastik, mum, tereyağı, amorf kristal, amorf katılara örnek. Kristal katılara baktığımız zaman Tonguç'um, iyonik kristal katılar zaten bildiğimiz tuz. Moleküler kristal katılar işte bildiğimiz karbondioksit mesela. İşte kovalent kristal katılar da elmas, silisyum dioksit, kuvars gibi maddeler. Aynı zamanda metalik kristal katılar zaten metallerin olduğu, işte alüminyum, bakır, sodyum gibi maddeler diyoruz. Katı türlerini hızlı bir şekilde tekrar etmiş olduk. Şimdi sıvılara baktığımız zaman atmosferde su buharına bakacağız. Atmosferde su buharı Tonguç evladım benim, tabii ki birçok şekilde karşımıza çıkıyor. Atmosferdeki su buharında bilmemiz gereken en önemli şeylerden bir tanesi Tonguç'um. Bir kere sıvılara bakıyoruz. Tane Tonguç Erdem'im. Viskozite dediğimiz bir kavram var. Bir kere sıvılar atmosferdeki su buharını yanlış yere yazmışız. Buraya yazmam gerekiyor atmosferdeki su buharını. Hemen buraya atmosferde su buharı. Evet. Su buharı dediğimiz yapıya geleceğiz. Tonguç'um buraya gelmeden önce bir kere viskozite demiş. Viskozite nedir hocam? Sıvıların en önemli özelliklerinden bir tanesi. Akışkanlığın tam tersi diye düşünebilirsin. Yani akmaya karşı gösterilen demek. Mesela Tonguç'um sen böyle bir bardakla şey koymaya çalışsan. Bal. Suyun içine bal koymasan çok yavaş akar. Ama suyu döksen çat diye dökülür. İşte suyun viskozitesi çok düşük. Balın viskozitesi çok yüksektir. O yüzden yavaş akar. Akışkanlığın tam tersi. Moleküller arası etkileşim ne kadar artarsa o kadar viskozite fazla olur. Akış süresi de o kadar fazla olur. Ama sıcaklık arttığı zaman mesela viskozite azalır gibi bir şey düşün. Mesela sıcak bal daha hızlı akar gibi düşün. Doğru. Mesela akıcılık, işte akıcılığın tam tersi diye şeklinde düşünebilirsin viskoziteyi Tonguç'um. Peki bakalım onun dışında ne vardı? Buharlaşma denilen sıvılarda çok önemli bir olay var. Buharlaşma ve kaynama olayını çok iyi bilmemiz gerekiyor. Buharlaşma bir kere hızına etkileyen faktörler. Sıcaklık, sıvının cinsi, sıvı yüzeyi, rüzgar, nem, safsızlık, bunlar etkiliyor. Bir de denge buhar basıncı denilen bir şey varsa var ki o da Tonguç Erdem'e hatta DBB şeklinde de aklına oluyor. Denge buhar basıncı. Aslında buharlaşma ve yoğuşmanın birbirine eşit olduğu noktadaki basınca biz denge buhar basıncı diyoruz. Denge buhar basıncı da etkilen faktör sıcaklık en önemlisi. Fen lisesi arkadaşlarımız sıvının cinsi ve safsızlığı da bilmek zorundadır. Şimdiden bilmemiz gerekiyor. Kaynama dediğimiz şey aşırı önemli bir şey. Kaynama dediğimiz şey aslında
sıvının buhar basıncının, ya aslında denge buhar basıncı dediğimiz olayın neye eşit olması Tomçelerim? Dış basınca, yani atmosfer basıncına eşit olmasıdır kaynama. Kaynama dediğimiz şey kaynama noktasında sıcaklık o noktaya geldiği anda buhar basıncı neye eşittir? Dış basınca eşittir. O yüzden dış basıncı kaynamadaki çok önemli faktörlerden bir tanesidir. Bu hızlı bir şekilde ilerliyorum. Beraber zaten süper sorular çözdüğümüz zaman bunların hepsini test etmiş olacağız. Bunları hızlı bir şekilde tekrar ediyoruz. Gazlara baktığımız zaman burada gazlarda 4 tane temel şey. Basınç, hacim, sıcaklık ve miktar gazların en önemli noktalarından bir tanesi. Şimdi bir de şunu unutmayalım. Neyi unutmayalım hocam? Özür dilerim. Atmosferdeki su buharını buraya yazdım ama atmosferdeki su buharı bunun en sonuna gelecek. Çok özür dilerim. Bak bunu yanlış yazmışım. Atmosferdeki su buharı. Atmosferdeki su buharı dediğimiz şey aslında bizim karşımıza nerede çıkıyor? Hemen göstereyim. Atmosferde çıkıyor hocam. Bağıl nem denilen bir olayla çıkıyor. Tonguç'um, 1 metreküp havanın belli bir sıcaklıkta neme doyma oranında biz bağıl nem diyoruz. Bu bağıl nem dediğimiz olay kısmi basıncın suyun buhar basıncına oranı aslında. Ve belli sıcaklıkta havada bir nem miktarı var ve havanın maksimum nem miktarına oranı şeklinde hesaplanabiliyor. Şu bağıl nem neyi etkiliyor biliyor musun Tavucuğum? Mesela burası kaç derece? 20 derece. Ama ben bunu, sen kaç derece hissediyorsun? Mesela 30 derece. Neden peki? Bağıl nem yüksek olduğu için. Mesela Antalya'da hava sıcaklığı 30 derece. Hava çok nemli. Ama 40 derece hissedilir. Adam insanlar bayılır. İşte bağıl nemde havadaki su miktarıdır aslında diyebiliriz Tonguç Öğrenmeyim. Aynı şekilde bağıl nemin dışında bir de şunu bilmemiz gerekiyor Tonguç'um. Bir de şunu bilelim. Gazların özellikleri. Gazlar basıncı, hacmi, sıcaklığı ve miktarı bunlar üzerine etki olan 4 faktör gazların üzerinde. Bir kere gazların basıncı var. Açık hava basıncı dediğimiz önemli bir faktör var. Bunu bilmek zorundayız. Torricelli deneyi vardı. Bu gazların basıncı da santimetre civa şeklinde hesaplayabiliyoruz. Veya Tonguç'um ATM dediğimiz birimleri var. Bunları bilelim lütfen Tonguç'um. Bir ATM kaç santimetre civadır Tonguç Erol'un? 76 santimetre civadır. Bunu da ilmemiz gerekiyor. 76 santimetre civa aynı zamanda 760 milimetre civadır ve aynı zamanda 760 tordur diye de bilmemiz gerekiyor. Yani milimetre, Torricelli, civa ve tor birbirleriyle, Torricelli'den geliyor aslında, birbirlerine eşit olan birimlerdir diyoruz. Aynı zamanda Tonguç Öğren, bir ATM'dir unutmayın. Bir ATM 760 milimetre civa, 760 tordur diyoruz. Hacime baktığımız zaman Tonguç Evladım, benim hacim tabii ki işte 1 litre 1 desimetreküptür. Bunları bilelim lütfen Tonguç Evladım senle. Sıcaklığa baktığımız zaman Tonguç'um, sıcaklıkta santigrat artı 273'ün aslında Kelvin'i verdiğini mutlaka bilelim. Kelvin Klein. Bir dönüşümlü diyoruz. Ve miktara baktığımız zaman 6,02 çarpı 10 üzeri 23 yani Avogadro sayısı olduğunu, Amadeo Avogadro. Herkes çok kendisini vermiş. Yani. Hayır, 1 mol dediğimiz şeyin ne kadar tane olduğu aslında. 1 mol kaç tane? 6,02 çarpı 23 tanedir diyebilmemiz gerekir Tonguç Öğrenme. Peki en sonuna geldik. Isınma ve soğuma grafiklerini, hal değişimi dediğimiz şey aslında ısınma ve soğuma grafikleri şeklinde. Tabii fen lisesinde birazcık daha işte gazları biraz var, fen lisesinde daha fazla. Aynen, kinetik teori var. Ondan sonra Boyle's yasası var, Boyle-Mayer yasası var, Charles yasası var. Bunları fen liseleri arkadaşlarımız çalışmak zorunda. Charles yasası var. Bunlara birazcık daha bakabilirsiniz. İşte Gay-Lucas yasası var, Gay-Lucas yasası falan filan. Bunların formülleri de çıkar mı fen lisesinde? Hal değişimlerinde de ısınma soğuma eğrileri var. İşte yukarı doğru ısınma, aşağı doğru da soğuma olur. Peki yukarı doğru çıkarken ne olur? Erime ve kaynama olur. Aşağı doğru inerken ne olur? Yoğuşma ve donma olur. İşte bu noktaları bilmemiz çok önemli Tonguç Evladım benim. Hangi bölgede ne oluyor? Aynı zamanda doğal plazmaya baktığımız zaman Tonguç'um, bir doğal plazmalar var, bir de yapay plazma. Doğal plazma deyince aklına gelecek güneş gelecek. Yıldırım gelecek. Ama yapay plazma neon tüpler, plazma küre gelecek. Unutma, plazma maddenin en enerjetik hali. En enerjetik hali ama en düzensiz hali gazdır. Bunu da unutmayalım diyoruz.
geldik bir Suva Hayat. Bu artık son ünitemiz, birazcık daha az soru çıkar bundan. Ama yine de tabii ki bu da önemli bir konu. Suva Hayat'ta suyun canlı için çok önemli oldu. Mesela senin yüzde kaçın su? %99'um. Bebekken %85'e kadar çıkıyor Tunguş Evren benim. Ama işte gençken daha fazla, sonrasında azalıyor. %55'te %75-70 arasında değişiyor bu insanın vücudunun su oranı. Su tasarrufu çok önemli Tunguş Evren. Yoksa su kaynaklarımızı bitersek bir sürü doğada felaketler, biz yaşayamayız bir kere. Su hocam, her yer su, dünyanın 3/4'ü su. Bir de su sertliği var. Evet, gerçekten dünyanın çok büyük kısmı su. Su tasarrufunu yapmak zorundayız ama çünkü dünyanın sularının sadece %3'ü tatlı su. Bu %3'ü tatlı suların da %70'i zaten buzul. Yani bizim kullanamadığımız sular. Ve bu tabii yüzey suları dediğimiz şey de büyük bir kısmı işte göller, bataklıklar, nehirlerden oluşuyor ama büyük kısmı göllerden oluşuyor. Biz de göllerdeki sudan yerine yeraltı suları kullanıyoruz. Dolayısıyla tatlı su olarak biz sadece yeraltı sularında az bir kaynağa sahibi diyebiliriz. Su sertliğine baktığımız zaman bir geçici sertlik var, bir kalıcı sertlik var. Sertliği yapan malzemeleri yazıyorum. Kalsiyum ve magnezyum. Bu iki tane element yüzünden, iyon yüzünden sertlik oluyor. Ve bunlar eğer Tonguç evladım benim hidrojen karbonatla oluşturulursa bunlar geçici sertlik oluyor. Eğer klor veya sülfatla oluşursa da kalıcı sertlik oluyor. Bunları da bilmemiz gerekiyor Tonguç'um. Çevre kimyasına baktığımızda hava kirleticiler çok önemli. Hava kirleticiler deyince hemen aklına azot oksitler gelsin Tonguç evladım benim. Aynı zamanda kükürt oksitler gelsin. Ondan sonra karbondioksit gelsin ve karbon monoksit gelsin. Bunlar gerçekten tehlikeli hava kirleticiler. Doğal olarak da hava kirlenebilir. Volkanlar yüzünden, işte yangınlar yüzünden kirlenebilir. Aynı zamanda yapay olarak da hava kirlenebilir. Bizim sayemizde. Fabrikalar değil mi hocam mesela? Fabrikalar, motorlu taşıtlar falan filan. Asit yağmurları inanılmaz derecede havayı ve toprağı kirletiyor. Zehirlenmeler, kanserojen etkisi var bu hava kirliliğin. Sera etkisi var. Ve su toprak kirliliğine bakarsak Tonguç Öğrenmeyi, plastikler, deterjanlar, organik sıvılar, ondan sonra ağır metaller, piller, endüstriyel atıklar, bunların hepsi de su ve toprak kirliliğine yol açıyor. Tonguç'um bir kere bu kadar gelir herhalde hocanız ve biz de hemen artık sınavımıza başlayalım. Yaradan boşluğa uygun ifade doldunuz demiş. Hemen bakalım. Boşlukları doldurun. Bir maddenin katı halden gaz hale geçmesi ne dediğini Tonguç Öğrenmeyi, bak katıdan gaza geçiyor. Süblimleşme. Mükemmel zekisin. Mesela nafterinin süblimleşmesi diye bir olay var değil mi? Nafterin süblimleşme. Nafterin ne olur Tonguç Öğrenmeyi? Kıyafetlerin arasında hiç o sıvı şekline geçmeden, kıyafetleri lekelemeden gaz haline geçip oradaki güvelerin oluşmasını engellerdi. Orayı da fena koku vermezdi. Peki gaz halinden plazma hale geçmesine ne diyorduk Tonguç Öğren benim? İyonizasyon diyorduk. Plazmadan gaz haline geçmesine de deiyonizasyon diyorduk. Bunu da ayrıntı olarak aklımıza koyalım. Ham petrolün üzerinde biriken gazın sıkıştırılarak ve soğutularak sıvılaştırılması sonucu ne elde edilir? Petrolden elde edilen LPG. LPG ucuz. Likit petrol gazı, saçmalama. LNG dediğimiz şeyin içinde metan ve etan gazlarında oluşan karışımın sıvılaştırılması ile ilgili elde ediliyor aslında. LNG, likit natural gaz. O yüzden birazcık daha az zararlı diyebiliriz. Çünkü metan, etan birazcık daha verimli yanan gazlar diyebiliriz. Buzdolabı ve klima gibi makinelerin temel çalışma prensibini oluşturan maddeler aslında soğutucu akışkan. Buraya sığmayacak ama yapacak bir şey yok. Soğutucu akışkan olarak bilinen gazlardır. Ve basınçla buharlaşıp yoğuşarak ısı alışverişini sağlar. Sadece buzdolabı, klima gibi soğutucu sistemlerde çok kullanırlar. Deodorant, sprey, boya ve püskürtücülerde ana maddenin kap dışına çıkmasını, kap içerisine sıkıştırılan ne sağlar Tonguç Öğren benim? İtici gazlar sağlar. İtici gazlar deodorantlarda çok kullanılır. Sadece dışarıya çıkmasını sağlarlar. Normalde onların rolonlar falan da var. Böyle koltuk altına sürdüklerini falan filan. Onlar mesela itici gazları yok. Sadece oradaki şeyi direkt sen kendin sürüyorsun. Ama sen öyle bir havalı olayım, birazcık püskürtsün falan diyorsan itici gazların içinde bulunduğu deodorantları kullanmak zorundasın. Evet, geldik verilen katı maddenin katı türünü belirtin demiş. Birim hücrelerden oluşan örgü yapısına sahiptir. Tunç Erenmem, örgü yapısı deyince hemen aklımıza iyonik kristal gelecek. Zaten tuzun içinde de
örgü yapısı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Birim hücreden oluşan diyoruz. Tanecik arasında zayıf etkileşimler bulunur. Moleküler kristallerde tanecikler arası zayıf etkileşimler bulunur. Özellikle işte karbondioksit falan filan, onu aklımıza getiririz. Elektron direnci sayesinde elektrik iletkenliğine sahiptir. Katı türlerinden metalik kristalde elektron denizi vardır. Çünkü zaten hani metal bağ denilen bir şey var ya, iyonik bağ, kovalent bağ, metal bağ, kuvvetli bağlardan güçlü etkileşimlerde metalik bağın içinde elektron denizi vardır, unutmayalım. Düzensiz istiflenme sonucu oluşturmuştur. Tabii ki amorf dediğimiz işte tereyağı, ondan sonra cam, işte bunun gibi maddelerde amorf yapı vardır katı olarak. Elektron ortaklaşma sonucu oluşan A örgü yapısına sahip katılardır. Kovalent, bak A örgü deyince hemen aklımıza kovalent kristal gelecek. İşte elmas, silisyum dioksit gibi maddelerde bunların yapısına girer diyoruz. Geldik. Aynı şartlar altında X sıvısının tanecikler arasında etkileşimin Y sıvısınınkinden daha güçlü demiş. Viskozite sorusu. X sıvısının tanecikler arasında etkileşim daha kuvvetliyse X'in viskozitesi büyüktür Y'nin viskozitesinden diyebiliriz. O zaman X'e ne diyelim biliyor musun? Bal diyelim Tonguç'um. Y'ye de su diyelim. Hadi öyle bakalım. Hangisi daha aşkı? Tabii ki su aşkı. O zaman Y'ye yazıyorum. Bitti. Hangisinin viskozitesi daha aşkı? Bu yöntem çok iyi oldu. Tabii ki baldır. Çünkü balın viskozitesi daha aşkı. O zaman X diyelim. Hangisinin normal kaynama noktası daha yüksektir? Tonguç'um, zaten tanecikler arası çekim kuvveti daha fazlaysa kaynama noktası daha yüksektir. Balık kaynatmak çok uzun sürer. Aynı şartta da hangisi daha hızlı buharlaşır? Tabii ki su buharlaşır. Çatarak diye buharlaşır. Çünkü balık kaynatmak da zordur. Çünkü buharlaşma da etkileşim arttıkça azalan bir şey. Ne kadar tanecikler arasında mesela X, 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 X diyelim. Şimdi bir de Y, 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 Y diyelim. Şimdi şöyle düşünelim Tonguç'um. Bunlar arasında hep ikili şeyler var, etkileşimler var. Hep böyle ikili bağlar var. Bunlar arasındaki etkileşim ise birli. Tonguç'um bak, dikkat ettiysen bunu koparmak çok kolay. Dolayısıyla bunun gaz hale geçmesi inanılmaz kolaydır. Kaynama noktası o yüzden daha düşüktür bunun. Ama bunun kaynama noktası daha yüksektir. Çünkü bunu koparmak çok zordur. O yüzden buharlaşması da çok zordur. Viskozitenin eşit olabilmesi için hangisi ısıtılmalıdır demiş. Tabii ki X ısıtılmalı. Çünkü ısıttığımız zaman, balı ısıttığımız zaman viskozitesi azalıyordu. Yani akışkanlığı artıyordu. O yüzden hani ısıttığımız zaman viskoziteyle ters orantılı olduğunu bilmemiz gerekiyor. O yüzden ben bunu ısıttığım zaman çatarank diye viskozitesi düşer ve suya yaklaşır diyoruz. Hızlı bir şekilde akar diyoruz. Geldik sıvılara ait aşağıdaki özelliklerin yanlarına etkilendikleri değişkenleri belirtiniz demiş. Viskozite. Bir kere viskozite sıcaklıktan etkilenir Tonguç Erlenmeyim. Sıcaklık artık viskozite azalır demiştik. Tanecikler arası etkileşim viskoziteyi etkiler. Tanecikler arası etkileşim fazlaysa viskozitesi daha fazladır diyebiliriz. Geldik Tonguç Erlenmeyim. Rüzgar viskoziteyi niye etkilesin? Alakasız bir şey. Yüzey alanı alakasız. Açık hava basıncı alakasız. Ama safsızlık viskoziteyi etkiler Tonguç'um. Safsızlık değiştikçe viskozite de değişir bilmemiz gerekiyor. Denge buhar basıncını. Bir kere sıcaklık %100 etkiler. Aynı zamanda tanecikler arası etkileşim %100 etkiler. Çünkü ne kadar tanecikler etkileşim fazlaysa buhar basıncı o kadar az olur diyebiliriz. Sıcaklık artık denge buhar basıncı ne kadar fazla olur diyebiliriz. Rüzgar etkilemez. Yüzey alanı etkilemez. Açık hava basıncı etkilemez. Çünkü bunlar denge buhar basıncıyla karşı karşıya gelen şeyler. O kendi haline takılır. Safsızlıksa etkiler Tonguç Erlenmeyim. Ne kadar madde saf değilse o kadar denge buhar basıncı fazladır, azdır diyebiliriz diyoruz. Buharlaşma hızına baktığımız zaman sıcaklık tabii ki etkiler. Buharlaşma ne kadar fazla olur, sıcaklık ne kadar fazla olursa buharlaşma o kadar fazla olur. Tanecikler arası etkileşim tabii ki etkiler. Ne kadar fazla olursa o kadar az olur. Rüzgar buharlaşma hızını etkiler Tonguç'um. Rüzgar fazla olursa buharlaşma da fazla olur. Yüzey alanı dediğimiz şey de bir kabın içine koyduğumuz zaman suyu mesela veya bir sıvıyı buradaki alana, şu üstteki alana yüzey alanı diyoruz. Bu yüzey alanı arttıkça ne olur Tonguç evladım benim sence? Buharlaşma hızı da artar diyebiliriz. Aynı zamanda Tonguç Erlen Bey'im açık hava basıncı buharlaşma hızı etkilemez ama safsızlık etkiler Tonguç'um. Safsızlık arttıkça buharlaşma hızı da azalır diyebiliriz. Kaynama noktası mesela tuzlu su daha zor buharlaşır ama saf su daha kolay buharlaşır diyebiliriz. Kaynama noktasına baktığımız zaman kaynama noktasını sıcaklık etkiler.
kan amaklısı sıcaklık etkilemez. Neden etkileyecek canım? Kan amaklısı sıcaklık etkilemez. Tanecikler arası etkileşim kaynama noktasını etkiler. Tanecikler arası etkileşim ne kadar fazlaysa o kadar kaynama noktası fazladır diyebiliriz. Rüzgar kaynama noktasını etkilemez. Böyle bir şey olmaz. Çünkü maddenin cinsine bağlıdır. Yüzey alanı etkilemez kaynama noktasını. Açık hava basıncı evet kaynama noktası etkiler. Çünkü denge buhar basıncının açık hava basıncıyla eşit olduğu nokta aslında kaynama noktasıdır. Dolayısıyla açık hava basıncı ne kadar fazlası o kadar kaynama noktası yüksektir diyebiliriz. Safsızlık etkiler kaynama noktasını, yani tuzlu suyun kaynama noktası 102, 103, 104 derece değişebiliyor. Ne kadar tuz attığımıza bağlı olarak değişebiliyor. Ne değiştirmiyor? İşte ama saf su 100 derece. Ama tuz attığın zaman çatı çatı kaynama noktası değişebilir diyoruz. Geldik saf bir maddenin 1 ATM yani 760 milimetre civa veya 760 hatta şöyle yazalım. Tor veya atom uçurum 76 santimetre civa. Üçü de olabilir fark etmez. Sabit basınç ortamındaki ısınma grafiği verilmişti. Tamam eyvallah. Bu maddeye ilgili değerleri ifade eden sembolleri yazın demiş. Normal erime noktası. Bir kere erime noktası dediğim şey. Bir kere bu adam katıymış burada. Katıdan gitmiş erimiş. Sonra sıvı olmuş. Sıvıdan sonra buhar kaynamış. Sonra da bu gaz haline gelmiş. O zaman burada katı halde, burada sıvı halde, burada gaz haline diyebiliriz. Peki bu arada hangi erime olduğundan dolayı Tonguç evladım benim. Erime olduğundan dolayı hem katı hem sıvı halde. Burada da kaynama olduğundan dolayı Tonguç evladım benim. Hem sıvı hem gaz haline diyoruz. Tonguç evladım bu grafiği görünce ne yaparsın Tonguç evladım? Hocam sana? Dersin kaynama noktası aklıma gelir. Yani dersi aynen. Kaynatmak için her zaman bir kaynama noktası vardır. Ama mesela sınavda kaynatamayacaksın. 21. dakikasında artık hoca da yorulur. Öğrenciler de çeker. O esnada yapılacak bir espri dersin kaynamasını sağlar. Evet çok güzel. Gerçekten çok kaliteli bir cevap. Normal erime noktası. Erimenin olduğu yere baktığımız zaman çat yerin olduğunu görebiliriz Tonguç'um. Normal kaynama noktasına baktığımız zaman kaynamanın olduğu yere bakarsak çat z'yi görebiliriz. Bunlar kaynama sıcaklığı da denilebilir. Erime sıcaklığı diyebiliriz. Homojen olduğu aralıklara baktığınız zaman bir kere Tonguç'um homojen heterojen mantığı da şu. Eğer katı sıvı karışım şeklindeyse heterojen. Yani bu bölgelerde heterojen ama bu bölgelerde homojendir. Dolayısıyla bir katı olduğu bölge tam katı burada. Burada sıvı tam sıvı olduğu için homojen. Burada gaz tam gaz olduğu için homojen. Heterojen olduğu bölgelerse iki yani erimenin olduğu yer ve aynı zamanda kaynamanın olduğu yer dörttür diyebiliriz. Kinetik enerjinin değiştiği aralıklara baktığımız zaman kinetik enerji sıcaklıkla doğru orantılı. Kinetik enerjide delta T diyeceğiz aklımıza. Yani sıcaklık değişmeyecek. Sıcaklık değişiminin olduğu aralıklar 1 aynı zamanda 3 aynı zamanda 5'tir diyebiliriz. Potansiyel enerji ise hal değiştiriyor artık. Tamamen apayrı bir yapıya geçiyor. O da 2 ve 4'tür diyebiliriz. Bravo diyorum sana. Çok güzel anladığın konuyu. Aşağıdaki özellikle gaz hale ait olanlara G, plazma ait olanlara P yazalım. Her iki ait olanlara P ve G yazalım. En düzensiz haldir. Maddenin en düzensiz hali gazdır Tonguç evladım benim. En yüksek enerji haldir. Maddenin en yüksek enerji, en enerjik hali plazmadır diyorum. Güneş mesela acayip enerji doludur değil mi? Isı ve elektriği ışık hızında ileten hali ise P'dir. Neden diyeceksin? Çünkü Tonguç evladım benim içinde plazmanın iyonlaşmış gaz tanecikleri gibi düşünebilirsin. Artı ve eksi yükler var. Artı ve eksi yükler gerçekten de elektriği ışık hızında iletiyor sanki gibi düşünebilirsin. Akışkandırlar Tonguç evladım benim. İkisi de P ve G ikisi de akışkandır. Çünkü aslında P sanki birazcık iyonlaşmış gaz gibi olduğu için gaz sıfatına da girebiliyor burada. Yüksek basınç ve düşük sıcaklıkta sıvılaşabilir. Tabii ki gazlar bunu yapabilir. Normalde öyle sıvıya geçebilecek tek şey gazdır. Plazma sıvıya geçemez. Neydi? Katı, sıvı, gaz, plazma yatırmış öyleme. Evet hocam. Buradan buraya geçiş var. 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 Ama buradan buraya atlama yok. İlla plazma ile gaz arasında bir geçişme bu iyonizasyon bu iyonizasyon diye geçiş olmak zorundadır diyoruz ilk başta diyoruz. Evet geldik şimdi artık son sorularımıza. Doğru ya da yanlış sorularımız. Gaz haldeki bir maddenin katı hale geçmesine süblimleşme adı verilir. Gazın katı hale geçmesine kırağlaşma denir. Bunu yanlış söylemiş arkadaşımız. Burası yanlış kırağlaşma olacak. Katının gaza geçmesinde süblimleşmeleriydi. Havadan azot eldesinde ayrımsal danıtma yöntemi kullanılır. Doğru. Havadan azot eldesinde gerçekten de ayrımsal kaynama noktasına göre ayrımsal danıtma yapılabilir.
İyonik ve metalik kristal katılar elektriği iletir tonjörüm. İyonik kristal katılar iletmez. Sadece sıvı halde ve sulu çözeltilerinde iletebilir. Bu yanlış söylemiş. İyonikler, metalik kristal katılar elektriği iletir. Doğru. Ama iyonikler sadece sıvı halde veya çözelti halinde iletebilir. Mesela tuz. Tuzu katı halde elektriği iletmeyeceğini bileceğiz. Havanın belli sıcaklığa taşıyabileceği maksimum nem miktarına bağlı nem miktarı denir. Bu yanlış Tonguç evladım benim. Bu şudur. Bak, doygunluk noktası denir. Maksimum taşıyabileceği nem miktarına bu bağlı nem değil, doygunluk noktası denir Tonguç evladım benim. Bağlı nem o anki nemin doygunluk noktasına oranı aslında diyebileceğiz. Gaz taneciklerin ortalama kinetik enerjisine ait büyüklük sıcaklık kavramı ile ifade edilir demiş. Ortalama kinetik enerjisi, evet, gerçekten de ortalama kinetik enerjisine ait büyüklük aslında sıcaklıktır. Toplam enerjisine ait şey ise ısıdır gibi düşünebilirsin. Tabii. Geldik birazcık da çevre sorularına. Diyor ki uygun onu belirtir. Dünyadaki su miktarının %92'si tatlı tuzlu. Tabii ki tatlı sudan oluşur. Dünyadaki tabii ki tuzlu sudan oluşur. Denizler, okyanuslar falan filan. Kalsiyum ve magnezyum iyonları açısından zengin olan sulara sert su denir. Yumuşak su denmez. Yumuşak su, bunlara az olan sulara diyoruz. Kükürt ve azot diyor. Azot oksit birleşikleri. Hava ve su toprak kirletici. Şimdi bir kere kükürt oksit ve azot oksit tam bir hava kirleticidir diye unutmayacağız sonucu. Atmosferde yüksek miktarda sera gazı birikmesi oluşmasına önemli sebebidir. Küresel ısınma sera etkisine yol açan bir olaydır diyoruz. Daha doğrusu sera etkisi küresel ısınmaya yol açan bir olaydır. Sera gazları birikiyor. İşte karbondioksit, su buharı, işte bu kloroflorokarbonlar, bunlar birikerekten ne yol açıyor? Dünyanın içindeki güneşten gelen ışınların geri yansımasını, uzaya gitmesini engelliyor. Ve bu şekilde sera etkisi oluşuyor. Bu sera etkisi de küresel ısınmaya yol açıyor. Ozon deliği başka bir şey. Ozon deliği genellikle işte zararlı gazlardan, bizim ozon tabakasına verdiğimiz zarardan oluşuyor. Asit yağmur oluşmasına sebep olan gazlardan biri de Tonguç Evren benim, azot dioksit gazıdır. Amonyak değil. Amonyak gazı oluşturmaz diyoruz. Azot oksit. Amonyak gazı çok manyak bir gaz ya. Aynen öyle bak. Azot oksit ve kükürt oksitler gerçekten de bu çevre kirliliğine yol açan, hava kirliliğine yol açan gazlar diyoruz. Geldik hava kirletici etkiye sahip olanların yanına. H. Su ve toprak kirletici etkiye sahip olanların yanına S yazalım. Tamam, eyvallah. Azot oksitler hava kirletici. Ağır metaller su ve toprak kirletici. Zaten suya çöküyor onlar, ağır oldukları için. Yoğunluktan dolayı suya ve toprağa çöküyor. Karbondioksit tabii ki hava kirletici. Tonguç öyle mi? Havada uçar karbondioksit. Piller tabii ki su ve toprak. Hatta su ve toprak. ST diyelim buraya da. Su ve toprak diyelim de karışmasın Tonguç'um. Su ve toprak kirletici. Deterjanlar su ve toprak kirletici. Piller çok uzun süreler kalıyor. İçindeki metaller, hatta pil akar böyle uzun süre kalınca. İçinde metaller, ağır metallerden oluşuyor. O da zararlı. Deterjanların içinde bir sürü zararlı madde var. Sularımızı kirletiyor, mahvediyor sularımızı. Plastikler dediğimiz şey ise tabii ki su ve toprak kirliliği. Özellikle toprak kirliliğine yol açıyor. Toprakta kalıyor. Yüzyıllar boyunca gitmiyor. Kükürt oksit dediğimiz azot oksit gibi maddeler de hava kirliliğine yol açıyor. CFC, klorofluorokarbon gazları da hava kirlenmesine yol açıyor diyoruz ve gerçekten çok tehlikeli diyoruz bu gazlara. Peki geldik artık son sorumuza. Gerçekten son soru bitti artık. Doğru ya da yanlış. İnsan vücudunun %55 ile %80 arasında oranında su oluşur. Doğru Tonguç Erhan. Bebekken doğru. Daha fazla, yetişkinken daha azalıyor. Yaşlıyken hatta 155'e kadar düşebiliyor. Dünyanın 2/3'ü sudan oluştuğu için su kaynakları tükenmez. Çüş, böyle bir şey olabilir mi ya? Kullanılabilir su kaynakları az miktarda ve şu anda tükenme tehlikesi karşı karşıya. Sert sularda deterjan sarfiyatı daha fazla olur. Evet, doğru. Sert suların köpürtebilmesi için pardon yanlış. Neden deterjan demiş burada? Sabun deseydi doğru. Bak, sert suda elimizi sabunla yıkadığımız zaman köpürmez. Ama deterjanın öyle şöyle bir özellik var. Sert veya yumuşak su fark etmez, her yerde köpürüyor. O yüzden zaten deterjan kullanıyoruz temizlik malzeme olarak. Özellikle ülkemizde suların sertliği çok fazla. Kalsiyum ve magnezyum olarak zengin oldukları için. Doğada uzun süre bozulmayan plastik, cam gibi maddeler için geri dönüşüm uygulamak
çevre kirliliğini azaltır demiş Tonguç Evren Bey. Bu da doğru. Gerçekten de geri dönüşüm uygulandığı zaman kaynak tasarrufu sağlamış oluyorsun. Ham madde tasarrufu sağlamış oluyorsun. Kandaki hemoglobinle bağlanarak zehirlenmeye sebep olan gaz karbondioksit değil. Karbondioksit zaten sürekli biz öğretiyoruz. Karbon monoksit gazı olacak bu. Karbon monoksit gerçekten zehirlenmeye yol açan abses dediğimiz bir asbest dediğimiz. Ben nasıl çalışacağım hocam? Asbest dediğimiz bir gazı diyoruz. Tonguç Erhan bir kere 0'dan 9'a kimya kitabımızdan bu konuların hepsini tekrar edebilirsin. Aslında bütün konuların hepsini tekrar etmek istiyorsan eğer hemen açacaksın maddenin halleri konumuzdan, dördüncü ünitemizden başlayacaksın Tonguç Eren Bey'im. Katı sıvı gaz, sıvılaştırılmış işte endüstride hal değişimi. Sana anlattığım konunun aslında burada hepsi var. Katı türleri, ondan sonra buradaki tarageçleri çözersen çok güzel olur. Viskozite, buharlaşma, yoğuşma, denge buhar basıncı, kaynama, atmosferdeki su buhar basıncı. Aynı zamanda gazların özellikleri, fen lisesi için de burada bölümler var bak görüyorsun. Aynı zamanda fen lisesi kinetik teoriyi ayrıten buradaki fen lisesine özel sorular var. Gaz yasaları, Boyle-Mariot Charles yasası, Gay-Lucas yasası, ondan sonra hal değişim grafikleri, buradaki süzgeçleri çözmen plazmalar ve sonrasında tarageçlerle konuyu bir tekrar et, testgeçlerle konuyu bir tekrar et. Fen lisesi soruları da buradan içinde var. Aynı zamanda Tonguç Eren 5. ünite doğa ve kimya ünitemizde de işte su kaynaklarının korunması, çevrenin önemi, ondan sonra işte su sertliği, ardından Tonguç Eren hava kirleticiler, su ve toprak kirleticiler olmak üzere çevre koruması için ne yapmamız gerekiyor? Burada hepsi var. Bunun için testgeçleri var. Tak Kimya Soru Bankamızdan da Tonguç Eren Bey'im. Tak Kimya Soru Bankamızdan yazılı kısımlarını çözmeni isteyeceğim sana. Yazılı kısımları da ALF ünite tekrarlarını yapabilirsin. Maddenin halleri ünitesinden. Ünite tekrarını yaptıktan sonra ALF'yle tekrar testlerimiz var. ALF'yle tekrar testlerimizden sonra ÖSYM tarzı soruları şimdi çözmene gerek yok. Ama burada bir yazılımız var. Bu yazılı lütfen çözmeye çalış. Bunların hepsinin çözümü de TAS uygulaması da cebinde. Hiç merak etme. Aynı zamanda Tonguç Eren Bey'im. Aynı zamanda diğer konumuzun da arkasında bir yazılımız var. Tak yazılımız var. Lütfen sayfa 216 ve 217'deki tak yazılı diye çözmeyi unutma diyorum sana. Dolayısıyla mükemmel bir şekilde sınava çalışabilmek için hem bu kitaplardaki hemen sana sayfasını da vereyim. Bak burada kazanımları da yazdık. Dördüncü ünite. Yani sayfa 147'den esas senin çalışman gereken şey sayfa 217'ye kadar çalışman gereken sınav konuları var. İnşallah süper bir not olacaksın. Senin İnşallah için hocam. Bunlar kek şeyler. Sen de yapabilirsin, başarabilirsin. Ödülün sorumuzu yap. Yorumlara yolla. Hadi bakalım evladım.